Şimdiki durağımız Bodrum. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'le Bodrum'da bir araya geldik. Yeni albümünden babalığın nasıl bir his olduğuna kadar her şeyi konuştuk. Bu arada Gökhan Türkmen'den gerçek aşka dair de bir itiraf geldi. Hep birlikte izliyoruz. Gökhan Türkmen gerçek aşkı tarif etti. Gerçek aşk o oluyor işte. Babalık duygularını anlattı. Erkek için çok değişik bir şey kız çocuğunun olması. Gökhan Türkmen'le Bodrum'da çok özel bir röportaj ve heyecan dolu anlar izleyeceksiniz. 1983 İstanbul doğumlu Gökhan Türkmen, Bodrum tatilinde Magazin 8 ile buluştu ve ortaya keyifli bir sohbet çıktı. Önce yeni bir single haberi var sanatçının. Vallahi işte bir tane single'ımız çıktı şimdi, Vay Halimize diye. Yani biraz daha değişik bir iş, elektronik bir kafa, deep house tarzında bir şarkı. Yani şu zamanı anlatan, şu zaman yaşadıklarımızı falan anlatmaya çalıştığımız bir durum. Öyle paralel bir iş yani. Hani çok yani aslında benim tarzım dışında bir şey. Şarkının kısa bir bölümünü lütfen dinleyin. Gerçekten de Gökhan Türkmen'in tarzının dışında bir çalışma olmuş. Şehir atar yatar sarar kanar kaçar kalır kusar sensizken bir anda. 13 Temmuz'da raflarda olacak bu maxi single. Albüm de Ekim ayında piyasada olacak. Şöyle bir eser olacak mı albümde merak ediyoruz. Senin küçük bir elveden böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Valla şimdi gözüken Vay Halimize'nin hem akustiği hem kendisi o da albüme girecek büyük ihtimal. Onunla beraber valla 13-14 olacak galiba. Biz böyle 4-5 şarkılı bir albüm düşünüyorduk. Hepsi bir araya gelince repertuarda çıkarabileceğimiz de şarkı çok olmadı aslında. Bir 14 şarkı olacak galiba ya 13 ya 14. Gelelim şarkıları kadar etkili kliplerine. Gökhan Türkmen klip senaryolarında da büyük fikirler veriyormuş yönetmenine. Tabii yani genelde hikayeleri beraber yapıyoruz. Murat Joker'le, yönetmenimizle oturuyoruz. Hani bir hikaye buluyorum ben. Çoğu zaman bir hikayeyi ben buluyorum. Sonra Joker geliştiriyor. Beraber ortak karar veriyoruz. Yani bir beyin fırtınasıyla işi çözümlüyoruz. Ama çoğu klibe karışıyorum aslında, evet. 2014 yılında evlenen Gökhan Türkmen bir kız çocuğu babası. Acaba yeni albümde eşi Sinem Türkmen ve kızı Nil Rona için şarkılar var mı diye soruyoruz. Yok, şu an daha yazmadım. Onun keyfini çıkarıyorum şu an. O birikiyor şu an içimde, hissediyorum. Daha demleniyor yani. Mutlaka olacaktır ama tabii ki. Baba olmak ve kız çocuğuna sahip olmak ayrı bir duyguymuş. Her zaman anlattığım gibi tarif edilemez bir duygu. Çok anlatılacak bir şey değil, yaşanması gereken bir şey. Ve çok yani bir erkek için çok değişik bir şey kız çocuğunun olması. Gerçekten yani aşkların en değişiği, en büyüğü diyebilirim. Yani gerçek aşk o oluyor işte. Bu arada ekran başındaki değerli bekarlar ve evli olup çocuk sahibi olmaya henüz karar verememiş olanlar dikkat. Keyifli, çok keyifli bir şey. Herkese tavsiye ederim yani. Yaşanması gereken bir duygu kesinlikle. Peki efendim, ona bir kardeş düşünür müsünüz ilerleyen zamanlarda? Yani düşünüyoruz. Bakalım kısmet, onun da kısmeti gelecektir. Bu arada Nil Rona Bodrum'da mı? Şu an Giresun'da, anneannesinin yanında. Anneannesinin, dedesinin yanında. Biz de oradaydık. Giresun'dan buraya geldik zaten. Orada bıraktık onu, 15 gün öyle yaylada falan takılacak. Biraz böyle temiz hava alsın, değişiklik olsun diye. Onlarla beraber, ailesiyle. Onlar da torun aşkıyla yanıp tutuşuyorlardı. Biz de götürelim dedik. Orada bıraktık, Giresun'da şu an takılıyor öyle. Röportaj yaptığımız yer, değerli sunucu Alp Kırşan'a ait bir su sporları tesisi. Gökhan Türkmen, su sporlarına ilgi duyduğu için özellikle Bodrum'da buraya geliyormuş. Aynen, ekstrem sporların çoğunu severim. Bilmediğim sporu hemen atlarım, yapmaya çalışırım. Yani denemediğim şey çok az kaldı. Sporlarını çok seviyorum. Alp'in yerine her geldiğimde, işte Bodrum'a her geldiğimde mutlaka gelirim. Burada yaparım bir şeyler. Sağ olsun, o da hep misafir eder beni. Yani iyi, keyifli bir şey benim için. Eşi Sinem Türkmen biraz temkinliymiş. Tabii birazcık telaş yapıyor. Mesela yamaç paraşütü yapacağım zaman Gökhan ne gerek var şimdi falan filan. Yani biraz seviyorum öyle şeyleri. Yani bungee jumping görsem hemen koşa koşa gider atlarım yani. Hiç şey olmaz.
Eşinizin pek arası yok o zaman. Ya o da seviyor aslında. O da çok seviyor da. Yani kendisi de yapmak çok... Yani yamaç paraşütü falan şimdi o da yapar yani. Sıkıntı değil de. Yani başkası olunca işte hani sevdiğin insanı tabii korumaya çalışıyorsun. Aman dikkat et, aman yapma falan gibi yani. Hani. Dene isimli klibinde de flyboard yapmıştı Gökhan Türkmen. İlk kez mesela klip için denemiştim onu da. Nasıl bir şeydi ya falan filan. O zamandan beri bağımlı oldum yani. Her geldiğinde buraya mutlaka yapıyorum böyle bir yarım saat falan. Çok keyifli bir şey bence. Uçuyorsun bayağı yani. Yamaç paraşütünü de klipte görebilir miyiz yeni kliplerde? Bilmem yani hani öyle bir denk gelirse olabilir tabii canım. Neden olmasın? Hadi bakalım biraz adrenalin dolu dakikalar yaşayalım. Güzel güzel keyifli de bunu kullanacaksın abi. Kullanmadan keyif çıkmıyor. Kullanmak da... Kullanmışsınız var mı peki? Yok. Şey kullanmadım yani. Böyle küçük kullandım da. Heyecanı seven Gökhan Türkmen her türlü araca ilgili. Merhaba çocuklar, merhaba. Emre.